Ben öteden beri söylüyorum, gerçi ötenazi çıkarılmış başka bir isim getir. İsmi çıkarıldı sadece. İsmi çıkarıldı ama ben hep söylüyorum bu yasa öteki nazilik yasasıdır diye, yani bu katliam yasası denilen yasanın bir arada da budur ve bize bir şey daha gösteriyor aslında. Hakikaten akıl, vicdan, ahlak, merhamet olan yere bu iktidar giremez. Bu tam bir merhametsizliğin, vicdansızlığın örneği. Şimdi buradan. Aslında üç şey, üç yere vardırmak istiyor AKP iktidarı devşirilmek istenen üç ayak var. Bunlardan bir tanesini e, Sayın Turan Çömez aslında çok güzel söyledi. Buradan dedi ki iktidarın umduğu bir yarar var, politik bir yarar var dedi. Bakın dikkat edin, bir siyah ve beyaz alan yaratıyorlar bu yasa üzerinden toplumda bir siyah ve beyaz alan yaratıyorlar ve sanki e, hayvan sever olan kitle, toplumda hayvansever olan kitle, işte hayvan besleyen, e, bunlarla ilgilenen bu e, ha, bu köpeklere karşı duyarlı olan e, kitlenin işte toplumdan uzak biraz daha elit üst tabaka yani kendi sosyolojilerinde olmayan, işte daha çok muhalefet partilerini destekleyen e, kesim olarak göstererek e, buradan işte e, bir prim devşirmeye çalışıyorlar. Siyah beyaz alan dediğim o. Diğeri, Tabii e, şu çok açık. E, bunu uygulamayacak olan yerel yönetimlerin çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'li belediyeler e, bu yasayı uygulamayacağını söylediler. E, şimdi düşünün, bu yasayı uygulamadı CHP'li bir belediye. E, o belediyenin sorumluluk alanında bir olay meydana geldi. İşte bir köpek saldırısı oldu falan filan. İşte oradan çıkacak e, kıyameti, gürültüyü bizzat en üst perdeden Sayın Erdoğan'ın e, nasıl bir bunu siyasi prime devşireceğini tahmin edebiliyoruz. Diğer yönden e, tabii her zaman AKP'nin e, adeta e, politik çizgisinin ayrılmaz bir e, hattı olan rant kavramı karşımıza çıkıyor. Yani evet. e, benim aldığım bilgiye göre bazı şirketler e, hatta şu an bu Bunun için şirket kuranlar dahi varmış. Bu işte uyutulmasını sağlayacak ilaçların, sokak köpeklerinin uyutulmasını Uytmak sağlayacak. Uyutmak demeyelim, ona direkt yumuşatmaya gerek yok. Öldürmek. İşte öldürülmesi. Öldürecekler. Evet, Onlar öyle, yumuşatıyorlar uyutma diyerek. Yok öyle bir, evet. öldürmek bu yani. Ee, bu ilaçların, çünkü Türkiye'de böyle bir ilaç yok ya da yeterli sayıda yok. Bunların ithalatı için çalışmalara başlamış bazı şirketler. Hatta bunun için şirket kuranlar dahi olduğunu duydum ben. E bu üçünü birleştirdiğimizde de ortaya çıkan şey şu yani sorunu çözme gibi bir gayeleri yok. Buradan üç tane üç ayrı ayak var devşirmek istedikleri üç ayrı nokta var. Yani hakikaten e, yüreğimizi parçalayan bir durum. Yani e, şunu anlayamıyorum ben. Yani çözüm ya öldürmek mi? Evet bir sorun var, hep söylüyoruz. Yani şunu kimseye şey yapmasın, e, o kadar sert bir şekilde bu konuda toplumun ayrıldığını görüyorum ki ben. Yani Buna karşı çıkanlar sanki çocukların, sokaklardaki insanların ölmesini istiyorlar gibi e, ithamlarla karşılaşıyorlar. Hayır. Laki bir ölmek zorunda değil, bir kimse canlı ölmek, ölmek zorunda, zorunda değil. değil. Ama, ama bu köpekle, evet kuduz olanlarla ilgili işlem yapılsın, önlem alınsın. Ama siz öyle bir muğlak ifadeler var ki yasada, bütün... E, şeyler, sokak hayvanları şu an hedef halinde. Bütün hepsi hedef İzmir'den halinde. İzmir'den görüntüler geldi sosyal medyada. Korkunç zehirlenmeler. Bir sürü sokak hayvanı can çekişerek öldü, öldürülüyor. Yani siyasetin o zehirli dili maalesef daha yasa çıkmadan sokakta bundan kendine payı biçenlere enjekte edilmiş durumda. Sonra bakın bir de bunu bir pazarlıyorlar işte Ömer Çelikli zannediyorum. İşte ee, sokakları güvenli hale getirmek, gibi bir ifade kullanıyor. Ya sokaklar Allah aşkına güvenli hale getirmek istiyorsanız Suriyeliler Afganlar yani nasıl tehdit haline getirdiğini biliyoruz. Ondan sonra her gün bir çete çök çökertiliyor, değil mi? Sokakları nasıl çetelere teslim ettiğinizi gördük, görüyoruz. Yani sizin insanımızın güvenliğiyle ilgili falan hiçbir şekilde şeyiniz yok, ilginiz yok, öyle bir hassasiyetiniz yok. O yüzden öyle Bak, bir şey olsa sanıyorum e, bir emekliler düşünülür yani en azından yani. Tabii ben yani Rüsel Bey'in dediği gibi genel kurulu komisyondan geçti. Genel kurula geldiği zaman dönmez. AKP'nin geleneğinde pek yok çünkü. E, bu yasayla ilgili önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki aylarda, yıllarda e, böyle Türkiye'nin çok böyle yani kaldıramayacağımız manzaralarla karşılaşacağını da düşünüyorum ne yazık ki.